Günaydın, herkese merhaba. Değerli izleyenler, soğuk algınlığı ve grip mevsimi başladı. Çevremizde hapşıran, öksüren insan sayısında büyük bir artış var. Peki tanık olduklarımız grip mi yoksa nezle vakası mı? Bizler bu kötü tablodan uzak kalmak, gribe yakalanmamak için neler yapmalıyız? Sorularımızı stüdyo konuğumuz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Murat Kaçar yanıtlayacak. Sizlerin de konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Murat Bey, hoş geldiniz. Günaydın Selda Hanım. Bütün Line televizyon izleyicilerine bu güzel sonbahar sabahında günaydın diyoruz. Şimdi dışarıda evet güzel bir sabah, güneş var. İçeriden baktığımızda evet dışarısı güzelmiş gibi geliyor ama dışarıya çıktığımızda da biraz donuyoruz. Serin gene de. Güneş biraz bizi kandırıyor. Bu evet. Aylar tam da kandırmaca ayı diyebiliriz. Şöyle zaten bu ayların hassasiyeti gündüzle gece arasındaki ısı farklılıklarının evet. artmış olması. Eğer 10 dereceden fazla gündüzle gece arasında ısı farklılığı varsa insan vücudu buna adapte olmakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla mevsimlerin değişim dönemlerinde yani ilkbahar ve sonbahar aylarında insan vücudunun bağışıklık sistemi de biraz zayıflıyor. Ve bundan da en çok iki grup etkileniyor. Biri çocuklarımız, bebekler, bir de yaşlılar 60-65 yaş üstü. 60 demeyelim artık, 60 yaşlı sayılmıyor. Evet, 70 dünya gelişmiş ülkelerde. Onun için 65 ve 70 üzerindeki yaşlarımız da veya o yaşa ulaşmış olan kişilerimiz de maalesef yine bu mevsimlerde biraz etkileniyorlar. Şimdi birçoğumuz çevremizdeki kişilerden görürüz dediğiniz gibi hem küçük çocuklar, erişkinler, daha ileriki yaştakiler, herkes neredeyse şimdi soğuk algınlığı mı desem, grip mi desem, nezle mi desem bunları zaten konuşacağız. Bunun sebebi ne peki? Direkt bu hava ile ilgili mi? Tabii sadece havayla değil, bu insan vücudunun direncini ilgilendiren bir konu olduğu gibi aynı zamanda biz dünyada mikroplarla birlikte yaşıyoruz. Evet. Hep anneler, babalar, aileler bana geldiğinde işte çocuğu üşüttük. Üşütme tabiri bir genel tabir. Bu üşütmeden tabii bir miktar hemen anneler suçlanıyor. Gene bir yere mi götürdüğünde, evet. üstünü mü açtığında, az mı giydirdiğinde. Özellikle maalesef. Evdeki yaşlılar tabii gelinin tepesinde olduğundan dolayı onlar biraz daha fazla da üzerine düşüyorlar. Bunların hepsi bizim predispozan, hazırlayıcı faktör dediğimiz olaylar. Yani direkt olarak bir insanın hastalanmasına neden olan hadiseler değil. Biz nelerle hastalanıyoruz? Biz mikroplarla hastalanıyoruz. Mikroplar bizimle birlikte dünyanın misafirleri. Hatta bizden daha önce, biz onlardan daha sonra geldik. Yaklaşık 2 milyon yıla yaklaşan bir tarihleri var. Biz ise 200 milyon yıllık bir, 2 milyar yıl. Onların 200 milyon yıl insanoğlunun. Onun için de bizden daha önce dünyanın misafirleriler. Ve biz de birlikte şu anda onlar da şu ortamda da yaşıyorlar. Evet. Her yerde mevcutlar. İnsan vücudu zayıf düştüğü zaman o mikroplar bizi hasta ediyor. Mikroplar da kendi aralarında bakteriler, virüsler, mantarlar gibi alt gruplara ayrılıyorlar. İşte biz bunlarla hastalanıyoruz. Geri kalan, üstünü giydirdin, kapının önüne çıktı, rüzgara maruz kaldı, işte çocuk terledi, dondurma yedi. Bunların hepsi birer hazırlayıcı evet. faktör. Gerçek anlamda hastalanmamıza neden olan birer olay yani değil. Yani suçlayıcı birini aramaya gerek, evet, yani aramaya gerek yok. Virüsler, çok fazla. Aynen. Evet. Umumiyetle hemen evlerde anneler birinci derecede Hı-hı. suçlanıyor. Bir bakıyorum baba hemen işte suratı asılıyor. Evet. Çocuk zaten hasta oldu, doktor bey zaten günde dışarı çıkarmışlar. Diyor. Yine ne olduğunu, yine ne verdiğini. Evet, halbuki şunu kabul edelim ki o çocuğun %50'si annenin, %50'si babanın. Evet. Ne bir anne ne bir baba çocuğuna herhangi bir zarar gelmesini veya hastalanmasını istemez. O anne de en az baba kadar muhakkak ki titiz ve dikkatlidir. Sonuç olarak yani hastalanacaksak bunun nedenleri öyle kapının önüne çıkmak, komşuya gitmek ya da dışarıya çıkmakla olmuyor. Mikroplarla hastalanıyoruz. Bir defa bunun nedenini bileceğiz. Evet. Şimdi tabii grip ve soğuk algınlığı bizde çok karışıyor. Genel olarak herkes grip tabirini çok öğrenmiş vaziyette. Tıpkı bronşit gibi. Herkes öksürüp aksırdı mı bronşit olduk diye dolaşıyor ortada. Yine grip biraz burnu aksa, biraz nezle olsa, azıcık hapşırsa grip oldum diye geliyor. Ve ben her seferinde hayır efendim çocuğunuz grip değil, şu anda nezle soğuk algınlığı geçiriyor diye sürekli olarak bunu ayırt etmeye çalışıyorum. Grip ve nezle ve soğuk algınlığı adeta bir elma ile armuta benziyor. Elma ile armut ne kadar birbirine benziyorsa bu ikisi de o kadar birbirine benziyor. Hiçbir aralarında benzerlik yok. Grip, gerçek anlamda bir grip, çok ağır bir tablo. Yani paçavra hastalığı diğer halk arasındaki tabiri.
hakikaten grip olduğunuz zaman ne başınızın ağrısı, vücudunuzun ağrı, kemiklerinize kadar ağrıdığını söyler insanoğlu. Yüksek ateş, burunda akıntı, gözlerde sulanma, hapşırık, bitkinlik, yatak istirahati ihtiyacı, bütün bunlar beraber gelir. Ama soğuk algınlığı ve nezlede ağrılar yoktur. Yüksek ateş yoktur. Genel bir kırgınlık hali vardır. Burnumuz akar. Elimizi burnumuza götürüp gözümüzü ovuşturduksa ki çocuklarda çok oluyor. Göze de nezleyi taşıyıp gözlerde de bir sulanma ve kızarıklık olabiliyor. Ama ayakta atlatabiliyoruz. Hapşırıyoruz, evet. Öksürüyoruz ama ayakta atlatıyoruz. Grip de öyle değil. Grip de yatak döşek oldunuz mu 10-15 günden önce zaten kendinizi toparlayamazsınız. Onun için de grip çok dar ve biz grip vakalarını çok nadir görüyoruz. Yani o kadar henüz daha salgın bir grip yok ortada. Ama nezle ve soğuk algınlığı havaların değişimiyle birlikte sizin de söylediğiniz gibi şu anda artık bir de toplu yaşam başladı. Anaokulları ve okullar açıldı. Otobüsler yine toplu yaşam, metrolar toplu yaşam alanına giriyor. Kalabalıkların içinde bir hapşıran, öksüren hemen yanımızda muhakkak ki olabiliyor. Onlardan da tabii bizlere bulaşma riski son derece yüksek. Evet, şimdi girişte dedik Ekim'in sonu, Kasım'ın başı dedik ama Eylül'ün ortalarında ya da sonlarında da dediğiniz gibi okulların açılması da aslında çocuklara bu mikrobun bulaşmasına herhalde hazır bir ortam oluşturmuş kesinlikle oluyor. Kesinlikle hazırlayıcı faktörlerin başında toplu yaşam geliyor. Evet. Yine mesela ilk defa anaokuluna başlayan çocuklar. Anneler, babalar, bizim çocuğumuz hiç şimdiye kadar hastalanmamıştı. Doktor şimdi okula bir başladı, 15 günden beri kafasını hiç kaldıramıyor. Devamlı her 3 günde bir hastalanıp geliyor diye şikayette bulunuyorlar serzenişte. Haklılar çünkü toplu olarak yaşamış, şimdiye kadar tek başına yaşamakta olan çocuk birdenbire toplu bir yaşam ortamına girdi. Kendi yaşıtlarının mikroplarıyla tanışmaya başladı. Onun için de bazı çocuklar da anaokuluna ve okula başlangıç dönemlerinde diğer çocuklara nazaran biraz daha fazla sık hastalanma karşımıza bu mevsimlerde çıkabiliyor. Bu da tamamen doğal çünkü çocuğun erişkin direncine ulaşabilmesi için bu dövüşmeleri yapması lazım. Onun için dövüşecek, hastalanacak, direnç kazanacak. Yaşı ilerledikçe bu dirençle birlikte hastalıklara karşı daha dirençli hale geçecek. Ama bu dövüşleri yapacak ki erişkin direncine ulaşabilsin. Evet. Üzülmemeleri lazım yani annelerin. Yine şunu söylüyorum hep annelere, babalara. Bir 6 yaşa kadar olan bir çocuk, 7 yaşa kadar olan bir çocuk kışın 4 kere, yazın 4 kere hasta oluyorsa sakın üzülmeyin. Bu tamamen doğaldır. Ama bunun üzerinde 15 günde bir karşımıza geliyorsa o zaman hakikaten 3 aylık periyotların sonunda bağışıklık sisteminde bir bozukluk veya bir bağışıklık sisteminde eksiklik veya zayıflama var mı diye özel incelemeye o tip çocukları alıyoruz tabii. Şimdi günümüzde baktığımız zaman aileler tabii ki biraz daha bilinçli, hemen üstüne düşüyorlar hastalığın. Böyle durumlarda peki ne zaman hekime başvuruyorlar ya da her durumda geliyorlar mı? Bu ailenin duyarlılığına bağlı. Benim burnu hemen akıp da hapşıran çocuk olup ertesi gün kapıp gelen ailem de var. Evet. Bronşite dönüşmeye ramak kalmış ya da zatürre olmasına ramak kalmış olup da 7 gün geçer diye düşündük doktor ve işte nane limon verdik, bal verdik, zencefil içirdik deyip de artık çocuk perişan, ateşler içinde hırıl hırıl ötüyor. Öyle gelen aile de var. Yani burada ailelerin biraz duyarlılığı, eğitim seviyeleri, evlerinde bir büyük olup onlara yol gösterip göstermediği, yalnız yaşayıp yaşlamadıkları gibi ya da çalıştıkları iş veya günün çok zorlu geçmesi nedeniyle çocukları ayırdıkları zaman henüz yeterince olmadığından daha dikkat edemiyorlar. Bu tip faktörlerle biraz daha geç gelebiliyorlar. Bunun tabii bir orta noktası olması lazım. Yani bizim aileler önerimiz, eğer ki çocuğunuzda bir iki gün işte hafif bir ateş oldu, burna aktı, hapşırdı, öksürdü, bir iki gün bekleyin. Bu üç günü 72 saati geçmesin. 72 saatten sonra bu çocuğun ateşi hala düşmemişse, öksürük şiddetini arttırıyorsa, burun akıntısı beyazdan yeşil ve sarıya iltihaplı bir hale dönüşmüşse bir doktor görüşü almakta yarar var diyoruz. Evet. Burada peki geç kaldıkları sürece başka bir hastalık ortaya çıkabilir mi ya da başka bir boyuta taşınabilir mi? Gayet tabii. Şimdi hastalıklar önce yavaş yavaş başlıyor. Evet. Sonra yavaş yavaş vücudun direncine göre ya vücut direnci onu yeniyor ya da vücut direnci o anda zayıf olduğundan dolayı bir ileri safhaya geçebilir mi? Tabii geçebilir. Mesela griplerden sonra bir zatürreye dönüşüş olabilir mi? Gerçek gripten sonra evet olabilir.
Öksürükler. Şimdi yine ailelerde şöyle bir kavram var. Onlar semptomların tedavi edilmesini istiyorlar. Yani girdiği zaman doktorun yanına, doktor bunun öksürüğü var. Bizim çocuk 10 gündür devamlı olarak öksürüyor. Artık bıktık, geceliğin fenalık geldi devamlı olarak. Bunu bir durduralım. Hı hı. Halbuki doktorlar hiçbir zaman öksürük tedavi etmez. Doktorlar ishal tedavi etmez. Doktorlar kusma tedavi etmez. Doktorlar ateş tedavi etmez. Doktorlar bunlara neden olan olayları ve mikropları ya da neden olan o zemini araştırır. Onların nedenlerini ortadan kaldırır. Çünkü bunların hepsi birer sistemin sinyalleridir. Diyelim ki solunum sisteminde bir rahatsızlık varsa o çocuk öksürecektir, aksıracaktır, burnu akacaktır. Sindirim sisteminde bir rahatsızlık varsa ishali olacaktır, kusması olacaktır. Urogenital sistemde bir şey varsa idrar yaparken yanması, acısı, sık idrara gitmesi olacaktır. İşte bunlar bize birer sinyaldir. Onun için o sistemi inceliyoruz ve o sistemde ne var diye bakıyoruz. Sistemdeki arızayı düzelttik mi? O zaman zaten öbür semptomlar kendiliğinden ortaya kalkacak. Örnek vermek istiyorum. Bazen bize ishalle bir vaka gelir. Ama biz yaptığımız sistemik muayenede kulağında akıntı tespit ederiz. Esas neden çocuğun kulağının akmasıdır o anda. İshal değildir. Biz sonuçla uğraşmayız. Biz nedene bakarız. Onun için de kulağı düzelttiğimiz zaman ishal düzelecektir. Ya da genze doğru akıntısı vardır çocuğun sürekli olarak. Ya yukarıdan sinüzit başlamıştır ya da genze olan akıntı nedeniyle geceleri ve sabaha karşı öksürüğü fazla olmaktadır. Şimdi biz bu çocukta öksürüğü kesmeye yönelmeyiz. Genze olan akıntıyı kesmeye uğraşırız. Genze olan akıntıyı kesersek öksürük zaten bitecek. Evet. Bunun gibi örneklemelerden geçtiğimiz zaman sonuçta biz nedenlerle, semptomlarla uğraşmayız. O anda biz nedene bakarız. Esas ana nedene bakarız. Onu tedavi edebilirsek semptomlar kaybolacak zaten. Ama aramızda biraz annelerle, babalarla düşünce farklılığı oluyor. Herkes çocuğunun öksürüğünün kesilmesini evet. istiyor. Ateşin ortaya çıkan kesilmesini belirti hemen ortadan istiyor. Kalksın istiyorlar. Evet, halbuki ateş ve ağrı. Hı hı. Tanrı'nın insanlara vermiş olduğu hastalandığını belirten en önemli iki belirtidir. Bunlar olmasa zaten biz hasta olduğumuzu anlayamayız. Hı hı. Organlarımızdan birinde ağrı olmadığı takdirde o organın hasta olduğunun farkına bile varmayız. Hı hı. Onun için de dişimiz var. Şu iyi ki, ki var o ateş vücudumuzun hı hı. savunma mekanizması. Ağrı size vücudunuzun herhangi bir organında bir sıkıntı evet. olduğunu belirtiyor. Bu bir tırnak ağrısı olabilir. Bu bir dış ağrısı olabilir. Bu bir organ ağrısı olabilir. Bu bir boğaz ağrısı olabilir. Bu burada bir enfeksiyon olduğunu ya da bir hastalık hali olduğunu size uyarıyor. Onun için de ağrı ve ateş muhakkak bize yol gösteriyor ve bizim hasta olduğumuzu alarmını veriyor. Onun için de ikisi de çok iyi değerlendirilmesi gereken vücudun savunma mekanizmaları, bunlara saygı duymak lazım. Evet. Şimdi ailelerde tabii konu çocuk olunca biraz daha hassas olunuyor, biraz daha üzerine düşülüyor ve ilaç kullanımında biraz tereddütler yaşanabiliyor. Bununla ilgili ne oluyor genelde anne babaların yaklaşımı? İlaç kullanmak istemiyorlar mı ya da az önce bahsettiniz mesela evde bitki çayları hazırlamış ya da bal kullanmış, o şekilde geçirmeye çalışmış. Bu tarz şeylerle mi geçirmeye çalışıyorlar bu süreci? Şimdi burada tabii direkt olarak şu mesajı vermek lazım. Antibiyotiklerde bir defa doktorlar dahi şu anda son derece zorlanıyor ve de vermekte tereddüt ediyor. Dünya Sağlık Teşkilatı kırmızı alarma geçmiş vaziyette. Evet. Ve tüm dünyanın sağlık örgütlerine duyuruda bulundu. Eğer 2020-2022 yılına kadar mevcut olan antibiyotiklerin dışında yeni antibiyotikler bulunmazsa, lüzumsuz şekilde kullanılan antibiyotikler nedeniyle, ki burada kendi öz eleştirimizi de yapalım. Bazen biz hekimler fazla lüzumlu lüzumsuz ilaç kullanmak durumunda kalıyoruz. Bazen aileler bilinçsizce evde bulunan ilacı çocuğun ilk semptomları belirdiğinde, ama bir ateş ama öksürük, hemen onu vermek ya da abiye, ablaya ya da küçüğüne verilen ilacı bir öbürüne verme, komşuya iyi gelen ilacın kullanılması gibi nedenler. Ya da eczacıların satış nedeniyle olur olmaz vakada hemen bir antibiyotik tavsiye etmesi gibi bir yığın olumsuz etkenler nedeniyle antibiyotik kullanımı bugün ağrı kesicilerin arkasında hala ikinci sırada yer alıyor. Tabii bu gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Çünkü hı hı. antibiyotikler reçetesiz satılmaz. Bizde ise ilaçların içinde hepsinde reçeteyle satılır. Daha ibaresi vardır.
Ama bugün gidin istediğiniz yere en kıymetli 3. 4. 5. kuşak antibiyotiği maalesef rahatlıkla alıp verebilirsiniz. İşte bu bilinçsiz ilaç kullanımı diyoruz biz buna. Bu bilinçsiz ilaç kullanımı maalesef ve maalesef yarın öbür gün bu bakterilerin direnç kazanmasına ve mikropların direnç kazanmasına neden olacak. Ve de biz yarın öbür gün çok basit enfeksiyonlardan kırılır bir toplum haline geleceğiz. Korkuluyor dünyada. 2000-2022 yıllardan sonra basit nezle grip olaylarının yüz binlerin ölümüne neden olacağına endişe var. Onun için de ben buradan annelere babalara bir kere daha sesleniyorum. Lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Basit semptomatik ilaçları işte ağrı kesiciydi, nezle gidericiydi, burun damlasıydı. Bunları tabii verebilirsiniz. Ama onun dışındaki ilaçlar özellikle antibiyotikleri kendi başınıza hiçbir şekilde kullanmayınız. Daha önceden kullanılmış bir ilaç o günkü hastalığa iyi gelmiştir. Bugünkü hastalığa da iyi gelecek diye bir kural yoktur. Evde kalan her ilacı çocuğunuzda her ateşlendiğinde hemencecik vermeyiniz. Mümkün olduğu kadar. Bu ateş konusunda da hemen şu anda araya bir saptama yapalım isterseniz. Eğer ateş 48-72 saati çocuğunuzda geçmişse o güne kadar ağrı kesici ateş düşürücüyü kullanın. Ama 72 saati geçmişse muhakkak bir doktor kontrolüne girerek ne olduğunu, neden ateş olduğunu araştırmak için doktorun kontrolüne giriniz ve onun söylemiş olduğu direktifler doğrultusunda doktor da bazen bu konuda sadece muayeneyle değil laboratuvar tetkikiyle de destek isteyecektir. Ve de yeterince tanıyı koymak için laboratuvar tetkiklerini isteyecektir. Bugün artık günümüzde kanıta dayalı tıp kavramı modern tıbbın olmazsa olmazları içine girmiştir. Bu nedenle de bazen elimizde verilerin olması lazım. Yaptığımız muayene yeterli gelmeyebilir. Onun için kan tetkikleri istiyoruz. Boğaz strep testi veyahut da boğaz kültürü istiyoruz. Bu verilerin ışığında ilaç yazmayı tercih ediyoruz. Onun için de bizim de bu konuda çok daha dikkatli olup antibiyotiklerin kullanımında biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkeler gibi o zaman önlemlerin alınması gerekiyor. Önlemlerin alınması zaten Selda Hanım var şu anda. Yani reçeteyle satılır aslında lafı var ama nerede o reçeteler, nerede o reçeteyle satılır uygulamalar? Yani bizde biliyorsunuz kanunlar kağıt üzerinde kalmaktadır. Bu şeyler de işte yazılı olarak bulunmaktadır ama uygulamada hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Dolayısıyla da gerçekten uygulanmış olsa yani gelişmiş ülkelerdeki gibi onlarda ilaçlar ikiye ayrılır. Birisi reçeteyle satılan ilaçlar, ikincisi süpermarketlerde bile satılan, cornerlarda, köşelerde satılan ilaçlar. Basit tip boğaz pastilleri, işte öksürük şurupları, boğaz spreyleri gibi ya da burun damlaları gibi zararsız olabilecek olan ilaçlar zaten reçetesiz olarak satılmaktadır. Ama bazı ilaçlar var ki onların kesin doktor kontrolü ve reçete kontrolü olmaksızın satılmaması lazım. Türkiye maalesef daha hala o evreye bir türlü geçemedi. Evet. Ki bu uygulamada olmasa da en azından burada sizin verdiğiniz bilgilerle izleyicilerimiz bilinçlenmiştir umuyoruz. Giderek sayısı artıyor annelerin babaların, bilinçli anne babaların sayısı ama istediğimiz hızla artmıyor. Bunları öğrendikçe uygulamaya konacaktır. Evet yani kulaktan kulağa da yayılsa bu tip programlar aracılığıyla da yayılsa daha geniş kesimlerin bu şekilde bilinçli hareket etmeleri çocuklarının sağlığı açısından da muhakkak önem kazanıyor. Çocuklara bakmak sadece giydirmek, yedirmek ya da işte bir yere götürüp gezdirmek değil. Çocuğa bakmak onun bilinçli olarak yetişmesinde de anne baba olarak katkıda bulunmak demek. Diyelim ki mesela bak öksürüyorsun, aksırıyorsun, kardeşine sokulma. Çünkü bu soluk havasıyla geçer. Onun için okuldan gelir gelmez hemen kardeşini kucağına alma. Uzak dur, elbiselerini değiştir. Sende burunda akarsa, öksürüğün varsa kardeşini öpme diyoruz. Aile, anne ve baba çocuğa dönüyor. Ve çocuğa bak doktor amcan ne dedi? Bunları yapmayacak mısın? Çocuk boş boş bakıyor çünkü bunu anlamıyor. Evet. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğun kardeşine niye sokulmayacağını anlaması o kadar zor bir şey ki. Dolayısıyla o anda ben müdahale etmek gereği lüzumunu hissediyorum. Ve diyorum ki bakın siz 4 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğun bilinçli davranmasını istiyorsunuz. Onda o kadar henüz daha bilgi birikimi ve tecrübe yok. Onun için ona bunu öğretecek olan sizsiniz. Mesajı size veriyorum. Siz de çocuğa empoze ediyorsunuz. Evet. Ona gönderiyorsunuz. Hayır değil. Mesajı siz alacaksınız. Bu işi önleyecek olan sizsiniz. Onun için de lütfen çocuğa hiçbir şekilde bunu anlatmayın. Yine aynı şekilde.
bak doktor amcan dişlerin çürük dedi. Bundan sonra çikolata yemeyecek misin? Çocuk da çok anladı çikolata yemeyeceğini. Böyle bir şey yorumlaması mümkün değil ki çocuğun. O tadımak tadını almış. Evet. Sen almayacaksın çikolatayı, şekerlemeleri, şekerli gıdaları ki o dişler çürümesin. Asitli içecekleri içirmeyeceksin ki o dişler elden gitmesin. Yani Türkiye'de bütün olmak. Çocukların ağzı evet. Çürük diş içinde şu anda. Anne babanın örnek olması aynen çok önemli. Öyle. Birinci kendisi örnek. Yemeyecek, kendisi içmeyecek ya da uzak duracak. Bunu anlıyor. Onu anlatacak. Ve biz de şimdi yeni bir takım aile kavramlarında mesela daha çok arkadaş olmaya çalışıyorlar annelerle, hı-hı, babalar, çocuklarla. Hayır. Biz onun arkadaşları zaten yeterince çok olacak evet, ileri yaşlarda. Onun için biz onlardan anne baba rolüne çıkmasını istiyoruz ama anne baba rolüne çıkmak da biraz daha bilinçli olmayı gerektiriyor. Hı-hı. Maalesef herkes arkadaş olmaya çalışıyor. Hayır, o çocuğun arkadaşa ihtiyacı yok. Çeşitli konularda ona yol gösterecek öndere ihtiyacı var. Her ailenin ilk önderleri de anne ve babadır evde. Ne güzel mesajlar veriyoruz. O şekilde devam ediyoruz programımıza. Peki aşılardan da dilerseniz bahsedelim biraz. Grip aşısı da çok önemli. Çocuklarda yapılması gerekir mi? Ne zaman yapılmalı? Özellikle ileriki yaşlar da çok hassas dedik. 65 yaş üstü o kişilerin de özellikle yaptırması gerekir mi? Grip aşıları biraz tartışmalı aşılar. Diğer aşıları mesela aile bize sorar. İşte doktor bunun lüzumu var mı? Evet var. Çünkü neyi duyuyorsanız lütfen çocuğunuza yaptırınız aşı olarak. Aşı ne demek? Aşı herhangi bir hastalığa karşı bağışıklık sistemi muhafaza edilmiş, hastalık meydana getirme özelliği kaldırılmış mikropların insan vücuduna verilmesi demek. Onun için de her aşı bebeğinize ve çocuğunuza yaptırdınız, vücudunda bir kalın zırh daha atıyorsunuz. Dış dünyaya ve hastalıklara karşı korumak üzere. Bunun için de neyin aşısını duyarsanız lütfen yaptırınız. Şimdi tabii aşılarda grip aşısının yeri biraz daha farklı. Neden? %100 koruyucu değil. Onun için de %50-60 koruyucu. Bunun nedeni de grip virüsünün sürekli olarak kılık değiştirmesi. Biz buna mutasyonel değişiklik diyoruz. Yani grip aşısı kendini savunabilmek için bir sonraki yılda daha değişik bir formasyona girerek karşımıza çıkabiliyor. Onun için de grip salgınları da değişik yıllarda büyük salgınlar şeklinde evet, dünyayı sarsabiliyor. Yani aşılama gribi tamamen ortadan kaldıracak şekilde henüz daha elimizde bir aşı yok. Bununla ilgili büyük çalışmalar yapılıyor ama henüz daha elimizde böyle bir aşı yok. Bu nedenle 1960'lı yıllarda işte Asya gribi, ondan sonra 70'li yıllarda Hong Kong gribi gibi dünyayı saran, yüz binlerin ölümüne neden olan salgınlar da bir anda gelişebiliyor. Gripe neden olan virüslerin iki tipi var. A, B, bir de C tipi olmak üzere 3 tipi var aslında ama en önemlisi A tipi. Ve bunlardan B tipi ve C tipi daha sabit. Yani kılık değiştirmekte daha tembel, onlarla ilgili mücadele daha kolay olabiliyor. Çünkü onlar daha hafif zaten hastalık meydana getiriyor. Ama A tipi olan aşı sürekli olarak mutasyonla genetik değişiklik yapıyor. Ve de kendi formasyonunu değiştirdiğinden dolayı her seferinde başka bir kılıkla çıktığından vücudumuz onu tanımakta güçlük çekiyor. Ve biz onlarla çok daha büyük tehlikelere maruz. Nitekim daha sonra gelişmiş olan belki konuşmaya fırsat bulacağız. Evet. Kuş gribi vakasında da yine normal evet, bir virüsün, A tipi grip virüsünün formasyon değişikliği nedeniyle hayvanlardaki tipi karşımıza çıktı. İnsanlara evet, da bulaşma riski ortaya çıktığından biliyorsunuz o zaman binlerce kümes hayvanı, tavuğu falan evet, hepsi telef edildi. Evet. Bunları öldürün şeklinde. Onun için de büyük bir ekonomik olayla da karşı karşıya kaldık. Dönelim şimdi grip aşılarına tekrar. Elimizdeki mevcut olan grip aşıları şu anda piyasada mevcut olan iki tipi var. Biri Vaxigrip, bir tanesi de Filiarix Tetra diye. Bunlardan Vaxigrip üçlü bir korumaya sahip. Tetra Filiarix ise beşli bir korumaya sahip. Onun için ben beşli aşının yapılmasını tercih ediyorum. Koruma değeri iki misli daha yüksek. Peki biz bunları kime yapalım? Her ne kadar üretici firmalar bir yaştan sonra bu işin yararlı olduğuna dair ve yapılması gerektiğine dair prospektüs bilgileri veriyorlarsa benim klinik deneyimlerim bir yaştan sonra öyle çok da fazla bir etkisi olmuyor. İki yaştan büyük olan çocuklarda grip aşısı, sık enfeksiyona yakalanan, yeni okula başlayan, okula giden, evde kardeşi olan gibi ya da kronik hastalığı olan çocuklarda grip aşısının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların zamanı? Grip aşısının zamanı Eylül'ün sonu, Ekim'in evet, başından Aralık'ın sonuna kadar bir periyot içinde yapılabilir. Hı hı. Aşılar 3 yaşa kadar olan çocuklarda
yarım doz şeklinde bir ara arayla iki defa yapıyoruz. 3 yaşı geçmiş olanlarda erişkin dozu şeklinde tek doz olarak yapıyoruz. Onun için de erişkinlerde de bunu tek doz olarak yaptırmakta yarar var. Bir önemli nokta daha var, izin verirseniz onu da duyuralım Line televizyon izleyicilerine. Grip aşılarını her yıl yaptırdığınız takdirde koruyucu değeri daha çok artmakta. Yani diyelim ki birinci yıl %50-60, %55-60 koruyorsa, ikinci yıl bu 65'e çıkıyor. Üçüncü yıl 70'e, dördüncü yıl 75'e çıkıyor. Onun için de grip aşısı başlandığı zaman buna devam etmekte büyük yarar var. Ertesi yıl ve öbür yıllarda da yaptırılmasında yarar var. İlk konuşmamızın başında söylemiş olduğumuz gibi iki grup daima hastalıklara karşı çok daha riskli gruplar. Çocuklar ve yaşlılar. Onun için de 65 yaşın üzerinde olanlara da grip aşısının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalıkları olanlar, kanser, herhangi bir kan hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, KOAH hastalığı gibi olanlar, bu tip kronik hastalıkları olanlar, immün yetmezlik sendromları olanlar, bu tip insanlarda muhakkak grip aşısının tıpkı çocuklar gibi yapılmasında yine yarar görüyoruz. Ama %100 koruyucu mu sorusuna cevap, hayır, %100 koruyucu değil ama yapılmasında yarar var. Ama her yıl yapılınca o oran artıyor. Bir telefonumuz var. Alo. Merhaba. Şu an izleyicimiz hattımızda yok. Sonra tekrar bağlanmaya çalışalım. Peki hamilelerde aşı öneriliyor mu? Şimdi daha böyle özel kısımlara değinecek olursak. Tabii şu anda annelerin de, hamile annelerin de grip aşısı yaptırmasında herhangi bir mahsur yok. Rahatlıkla annelere de uygulanabiliyor. Burada yine hem çocuklar hem erişkinler yılda bir kere yaptırırsa herkes de aynı şekilde, değil mi? Bunun koruyucu etkisi artıyor diyebiliriz. Artacaktır. Şimdi burada tabii aşılar mesela çok önemli bir konuya değindiniz. Onunla ilgili bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda bazı tutucu çevrelerde aşıya karşı bir reaksiyonlar görmeye başladık. Yani çocuklarını aşı yaptırmak istemeyen bir grup oluşmaya başladı. Değişik kavramlar nedeniyle. Bu kişisel özgürlükten daha çok hem çocuğun sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden bir unsur haline Türkiye'ye yavaş yavaş yayılıyor. Endişe ediyorum. Onun için de aşıların muhakkak yapılması gerektiğinde devletin bu konuda ağırlığını kullanması gerekecek belki. Çünkü bazı insanlar hem kendi çocuklarının sağlığını hem de toplumun sağlığını hiçe sayarak hiçbir aşıyı yaptırmama gibi bir eğilim içindeler. Bunlar bize gelmeye başladılar. Bu bizi tabii çok rahatsız eden bir konu. Kendilerine bu olayın ne kadar önemli bir olay olduğunu, sizin şu andaki bilinciniz buna yetmiyor. Ama maalesef siz bunu yapmakla, yaptırmamakla o aşıları, hem kendi çocuğunuzun sağlığını hem de toplumun sağlığını tehdit ediyorsunuz. Bunda gerekçe yaptıracak. Ne oluyor? Gerekçe değişik faktörler. Yani dinsel faktörler var. yani işte aşıların kaynağı konusunda endişeleri olduğunu belirten var. Ama maalesef bir böyle yok. Bir kitle karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye için de bir tehdittir bu aynı zamanda. Sağlık yönünden bir tehdittir. Aşılanmamış çocukla aşılanmış çocukların bir arada olması veya aşılanmamış diğer çocukların hastalanmış olan bir çocukla bir arada olması gibi bir yığın problemler tehlike yaratacak olmuştur, gelecek yıllarda. Bunun bir an evvel kırılması gerekiyor. Murat Bey, izleyicimiz şu an hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Profesörümüz sağlıkla ilgili bilgi veriyor. Çok teşekkür verdiği bilgilerden dolayı. Yalnız eksik olan bir şey söylenmiyor. Türkiye'deki en büyük sorun ağız temizliği. İlk önce profesörümüzde ben gördüğüm kadarıyla kendisinde bile diş kuruluğu, cilt kuruluğu eksikliğini görüyorum. Ve bunun da avokado yağıyla veyahut da ki zeyrek yağı, yani Almancası Leinöl ile dişlerini yıkaması, ciltini onunla etmesi o yüzdeki yaşlılığa bağlı beyefendi, olan lekeler götüreceğini tahmin ediyorum. Duyuyor musunuz? Ve bu konudaki yayınlarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz ama biz bugün şimdi soğuk algınlığından ve gripten bahsediyoruz. Ağız sağlığı olmayan bir insan ne kadar aşı da yaptırsa, ilaç da kullansa hiçbir faydası yok. Çünkü vücuda giden bütün gıdalar ağızdan gittiği için sabahleyin en azından ayçiçeği yağı veya zeytinyağı veya da zeyrek yağıyla ağzın temizlenmesi ve bir çay kaşığı da
zeytinyağı içip onun üzerinden yarım litre yemekten önce ılık su içilmesi vücudun diş temizliği olduğu gibi iç yemek borusu mide değil asitini de temizler. Peki yani şimdi biz detaylı bilgi verirler. Az önce de belirttiğim gibi beyefendi bizi duyuyor musunuz? Soğuk algınlığı ve gripten bahsediyoruz. İzleyicimiz tam olarak neden söz ediyor ben anlayamadım ama ismini de belirtmediği için şu an ismiyle de hitap edemiyorum. Burada çok farklı konulardan söz etti sanırım. Katkıda bulunmak istedi ama konularımızda çok fazla karıştı. Bilgisi yok. Evet, her şey birbirine ağız karıştı. Ağız temizliği konusunda tabii ki kendisine katılıyoruz. Diş temizliği tabii zeytinyağıyla falan değil de normal diş macunlarıyla. Bunu da çocuklarımıza hep devamlı olarak uyarıyoruz. Onun için de katkısı nedeniyle yine kendisine teşekkür ediyoruz. Tamam, biz kendi konumuza geçecek olursak. Şimdi direnç zayıf olduğu için bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor. Fakat bu direnci güçlendirmek için ailelerin ne yapması gerekiyor? Çocuklardaki direnci güçlendirmek için beslenme olarak ya da farklı ek takviyeler var mıdır? Şimdi gerçek anlamda immün yetmezlikler dediğimiz vücut direncinin zayıflığı başka şey. Vücudu belirli hava değişimleri, mevsimsel değişiklikler, toplumsal olaylar, okulların başlaması gibi nedenlerle takviye etmek başka şey. Tabii ki vücut direncini takviye etmek için ailelerin alabileceği genel önlemleri konuşursak, mevsimine göre normal giyim sağlamak, beslenmede dengeli beslenmeye dikkat etmek, yani etini, sütünü, yumurtasını, peynirini, yağını, karbonhidratını hepsini dengeli bir şekilde hepsinden azar azar olmak üzere yedirmeye gayret etmek. El temizliğine ve yüz temizliğine ve diş temizliğine dikkat etmek. Bunun dışında toplumsal olan yerlerde eğer aksırık gibi bir durum varsa ağız kapatmak, kağıt peçeteyle ağzımızı kapatmak, burnumuzu temizlemek. Ve de eve okullara giden çocuklarda ailelere önerim okuldan geldikleri zaman mümkünse üstündeki kıyafetleri değiştirip eve girmelerini sağlamak. Bir ılık duş aldırmak. Yine ailelerde soğukla yıkanmak arasında bir ilişki var. Yani doktor bey biz yazın çocuğumuzu her gün yıkıyorduk ama şimdi havalar biraz soğudu. İşte 4 günde bire çıktık. Bunu anlamakta tabii zorluk çekiyorum. Çünkü insanlar soğukta yaşamıyorlar. Evlerinde yaşıyorlar. Evet. O evlerde de belli bir ısı şartlarındalar. Onun için kendilerine önerim tıpkı yaz, kış, soğuk, sıcak, kar, yağmur demeden normal ısı şartlarında çocuklarını mümkün olduğu kadar sık aralıklarda yıkayarak hem vücut temizliğini hem derinin gözeneklerinin daha fazla nefes almasını hem de direncini arttırmak bakımından bir banyo çok sağlıklı bir olaydır. Onun için de banyo işlerine de dikkat etmelerini öneriyoruz. Evet, bazen aileler çok koruyucu olabiliyor. Ya da şöyle bir örnek de verecek olursak yaz aylarında dondurmadan koruyabiliyor. Ya da kışın dediğiniz gibi evin içinde bile gereksiz yere çok fazla eşya giydirebiliyor. Tabii bunlar da yine daha hızlı bir şekilde daha hassas olmasını mı sağlıyor çocuğun hastalığa yakalanma açısından? Zaten Selda Hanım ileride işte hatıralarımı herhalde yazacağım bir gün dile getireceğim bir vakit olabilsem. Sporda da öyle bunlarda da öyle birikmiş bir yığın hayat deneyimleri ve güzel deneyim acısıyla tatlısıyla İnşallah anılar var. Onları şey bir yazılı hale getirip gelecek nesillere bırakmak lazım. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla 40 yıllık hekimlik hayatımda Türk annesinin ama cahil ama okumuş ama okumamış ama entelektüel ama üniversite mezunu hiç fark etmiyor. 2 tane geleneksel yapısı ve özelliği var çocuk konusunda. Biri giydirmek, biri yedirmek. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Herkes biri giydiriyor kat kat, ikincisi de habire tıkışlayıp bir şeyler yedirmeye uğraşıyor. Bununla bu yemekle sağlık arasında korkunç bir ilişki var. Giydirme de aynı şekilde. Bizim tabii annelere önerilerimiz yani ne çok fazla giydirmek ne çok fazla yedirmek. Kimse bana gelip de çocuğunun beyninin büyüyüp büyümediğini, baş çevresinin ne olduğunu, gelişimsel olarak ayına uygun davranışları yapıp yapmadığını sormuyor. Kaç kilo bizim çocuk doktor bey? Herkes kiloyla ilgili devamlı olarak. Ama bu hayatta tek bir faktör değil. Onun için de sağlıklı bir gelişme, sağlıklı bir büyüme için bebekleri normal şartlarda giydirmek, normal miktarda yedirmek gerekiyor. Ve de konfor derecesi insanoğlunun 22 derecedir. Yani kışın odanın sıcaklığı 22 derece sağlanıyorsa
bunu daha fazla sıcak hale getirip hamama çevirmek gerekmiyor. Çünkü bunun üzerine çıkılan ısılarda daima çocuk hareket ettiği zaman ki çocuk kıpır kıpır devamlı hareket halinde, o zaman da üzerinde de giydirilmişse terleme olayı çıkıyor. O ter onu daha rahatsız ediyor, hastalıklara bir zemin hazırlıyor. Hı. Sonuç olarak normal ve dengeli, hep normal ve dengeli. O normal ve dengeliyi tutturabilmek biraz bazen zor oluyor. Çocuk bir geliyor, en azından 6 kat var üzerinde. Soyana kadar zaten 7 dakika geçiyor. Muayene süresi. Aynen. Muayene süresi de iniyor 2 dakikaya zaten. Evet. Tam da uzamış oluyor o şekilde. Peki şimdi yine nezle ve soğuk algınlığından söz edecek olursak, burada ilaç kullanımıyla ilgili. Şimdi biz erişkinlerde soğuk algınlığı yaşadığımızda diyelim, o zaman grip çok ağır bir vaka dedik. Bir haftada ilaç içsek de içmesek de bir hafta sürüyor ve geçiyor diyoruz. Çocuklarda da bu aynı şekilde mi peki? Aynı şekilde. Aynı. Yani belki süre bir gün iki gün daha uzayabilir. Ama soğuk algınlığı da viral bir hadise olduğundan dolayı gripal enfeksiyonda biraz daha farklı tabii. Belki ağır seyrediyorsa özel ilaçlar, Tamiflu cinsi ilaçlar da kullanılabilir doktorun önerisiyle. Ama onun dışında daha çok semptomatik tedaviler yapıyoruz. Yani burun akıntısı için dekonjestan dediğimiz ilaçlar burun akıntısını azaltacak, soğuk algınlığı ve kırgınlığını giderecek analjezik, antiinflamatuar, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar grupları. Bu tip semptomatik tedaviler yapıyoruz. Bunlar viral enfeksiyon olduğu için soğuk algınlığı, nezle ve de gripte antibiyotiklerin yeri yoktur. Onun için de hiçbir şekilde eğer ikinci sekonder bir enfeksiyon ya da ikincil bir enfeksiyon olayın üzerine binmemişse, antibiyotik bu tip olaylarda kesin tanı konmuşsa gereksiz ve lüzumsuzdur. Tedaviye de hiçbir katkısı yoktur. Görüşünüz doğru, halk deyişi doğru. Bu ilaç versen de 7 günde düzelecek, vermesen de 7 günde düzelecek. Hakikaten de öyle. Hiçbir ilaç kullanmasanız da 7 günün sonunda giderek hafifliyor, atlatıyorsunuz ve geçiyor. Ya da tersi oluyor, ağırlaşıyor, vücut direnciniz zayıf. İkincil enfeksiyonlar üzerine bronşitler veya başka mikrobik hadiseler binmeye başlıyor. Bu nedenle de bu tip olaylarda 3 günü 4 günü geçtiği zaman evde semptomatik tedavi yapmak, burun damlası kullanılabilir. Soğuk algınlığı için olan kombinasyonlar var. Onlardan biri tercih edilebilir. Ama onun dışında bir ilaç C vitamini takviyesi yapılabilir. Kivi, mandalina, portakal suyu gibi kivi. Hepsinden daha fazla C vitamini ihtiva etmektedir. Birinci sırada onun alınmasında yarar var. Bunlarla mücadele etmek hastalıkla, ama onun dışında eğer kendilerinde ateş yükselmiş, öksürüğün şiddeti artmış, genel durumu bozuk, kafası yerden kalkmayan, devamlı yatmak isteyen, bitkin bir çocuk doktora 3. 4. günden sonra müracaat ederek ikincil bir enfeksiyon, sekonder enfeksiyon dediğimiz hadise var mı yok mu diye inceletmekte yarar var. Hı hı. Şimdi burada evet beslenmeden de birazcık söz ettik, bahsettik ve günümüzde gripten, soğuk algınlığından bahsediyoruz ama obezite de çok büyük sorun çocuklarda. Burada sporun önemi de herhalde hem obezite için hem diğer hastalıklar için de çok önemli. Hem çocuklarda hem de biz yetişkinlerde. Bununla ilgili özellikle size soruyorum. Bir hem de sporla ilgilenen bir hekim olarak size soruyorum. Öneriniz ne olur? Çocuklarda sporla ilgili aileler neler yapsınlar, nelere dikkat etsinler? Valla modern dünya yaşamında insanların hareketleri giderek azalıyor. Herkes neredeyse kasabına ya da manavına bile arabayla girmek isteyecek halde. Evet. Dolayısıyla da hem modern yaşamın koşulları, sürekli olarak oturarak çalışmalar, bilgisayar karşısında geçen zamanlar, çocuklarda da eğitim, okul, dershaneler, devamlı oturuyor çocuk. Devamlı olarak ekran karşısında ya da bilgisayar karşısında hareket giderek azalıyor. Ve biz de toplum sporu yapmaya çok eğilimli bir toplum değil, hareketi çok olan bir toplum değil. Onun için de mümkün olduğu kadar bu sporu kendi yaşam kalitelerini arttırmak için devreye sokmak lazım. Çocuklar için de aynı şey. Onlar zaten hareket ediyorlar. Yani istesek de hareket ediyorlar, istemesek de hareket ediyorlar. Ama bunu bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak için belli bir yaştan sonra, özellikle 5 ile 7 yaştan sonra belli spor grupları, meraklı olduğu spor grubunun içine sokup daha fazla hareketlerini sağlamakta yarar var. Büyükler için de hep aynı şeyi söylüyorum. Yürüyebileceğiniz bir yer varsa lütfen otomobille gitmeyin. Çıkabileceğiniz yere eğer merdivenler çok fazla yüksek değilse asansörle değil, merdivenle çıkınız ve de yürümeyi bir alışkanlık haline getiriniz. En basit spor yürümeyle başlayacaktır. Ondan sonra da becerilerinize veya meraklarınıza göre sırasıyla yüzme, koşma,
tenis, hepsi geliyor arkasından. Ama sporun insan hayatında olmazsa olmaz şekilde yer alması gerekiyor. Bu da kaliteli yaşam kaliteniz, içinde bulunduğunuz yaşın yaşam kalitesini arttırmak için tıpkı yiyecek kadar, giyinmek kadar önemli bir faktör. İnsanların bunu da dikkate almalarında bence yarar var diye düşünüyorum. Hı hı. Örneği de karşımızda diyelim. Değil mi? Evet, ben şu anda açıkçası bir idolüm kendi yaş grubum itibariyle. Bir örneğim. Hı hı. Onun için de evet, bu yaşa kadar eğer hala sağlıklı bir şekilde, hı hı, gelebilmiş ve hala dünya ve Avrupa çapında dereceler elde edebiliyorsam, evet, bunu spor belli bir şekilde düzenli olarak spor yapmakla kazanmış vaziyetteyim. Tabii bizim seviyemizde illaki elit sporcu seviyesinde yapmak gerekmiyor, hı hı, herkese, ama herkes için sağlıklı spor yapılabilir. Dolayısıyla da tüm insanlara, hangi yaş grubunda olursa olsun, bir miktar sporu hayatlarına katmalarında onlar açısından yararlı olacağını düşünerek bu mesajı da sizin aracılığınızla, evet, vermiş oluyoruz. Hı hı. Murat Bey, çok az bir süremiz kaldı. Bu güzel mesajların ardından dilerseniz yeni yeni ortaya çıkan hastalıklar var. Onlardan da kısaca söz edelim. İzleyenlere bilgilendirmiş olalım. Bu hastalıklar el ayak ağız sendromu dedik ve PFAFA hastalığı dedik. Tabii siz bunları açıp anlatacaksınız bize. Ben de yeni duyuyorum. Nedir bunlar tam olarak? Ne şekilde ortaya çıkar? Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Son zamanlarda bazı yeni tabirler, hı hı, çıktı. Hekimler dahi bu tanıları koymakta zorluk çekiyorlar. Kawasaki hastalığı, hı hı, diye bir hastalık. El ayak çocuklarda çok sık karşımıza geliyor. Şu mevsimde mesela her gün 3-4 tane vaka görüyoruz. El ayak ve ağız sendromu. Bunlar değişik virüslerle meydana gelen hastalıklar. Kimisi uzak doğudan kaynaklanıyor. Kimisi SARS sendromu veya MERS hastalığı gibi Orta Doğu ülkelerinden hac ve ümre ile gelip gidenlerde, hı, daha çok gözüküyor. Suudi Arabistan'da %80 oranında gözüken bir hastalık. Dünyada yaklaşık olarak 1100 vaka tespit edilmiş vaziyette ve bunların yarısı ölüyor. Çok ciddi seyrediyor. Vücut direnci zayıf olan yaşlıları daha çok tutuyor. Dünyada da seyahatlerin çok artmış olması nedeniyle ulaşım çok hızlı, transport çok hızlı, uçak seyahatleri çok fazla. Dolayısıyla da bu toplu yaşamda da bulaşma riski diğer insanlara büyük önem taşıyor. Bunun öncesinde aşı var mı peki? Gitmeden önce seyahate ya da başka bir yere? Sağlık Bakanlığı bu konuda sürekli olarak hacca, hı hı, ve ümreye gidecek olanlara konuyla ilgili olan neler önlemler almaları, hı hı, gerektiğini hepsini anlatıyor. Henüz, evet, daha elimizde bunlara karşı aşı yok. Hı hı. Ama koruyucu önlemler bakımından devamlı bilgilendiriliyor gidenler. O bakımdan herkesin biraz daha dikkatli olmasında, bireysel olarak kendi önlemlerini almasında yarar var. El ayak sendromu yine çocuklarda çok fazla karşımıza çıkıyor. Birdenbire yüksek bir ateşle başlıyor. Ağız çevresinde veya ağız içinde yaralar aflarla kendini gösteriyor. El ve ayakta da bazen içi su toplamış veyahut da kızarıklık şeklinde, ciltten kabarık veya düz olan döküntülerle kendini belli ediyor. Aile büyük bir panik içinde bize koşuyor. Umumiyetle herkes bildiği klasik hastalıklardan çocuğum su çiçeği mi geçiriyor, kızamık mı döküyor gibi yaklaşımları oluyor. Hiçbiri değil. Bu virüslerle meydana gelen, özellikle enterovirüslerle ve koronavirüslerle meydana gelen bir hastalık tipi. Bu da 4-5 gün içinde geçiyor. Onda da semptomatik tedavi yapıyoruz. Ama bu aralar çok sık karşımıza çıkıyor. Kawasaki ve de PFAPA hastalıklarında ise eğer ateş erişkinlerde de 6-8 günü geçiyor ve yüksek ateşte seyrediyorsa, boyunda lenf bezeleri varsa, karaciğer dalakta bir büyüme varsa ve de döküntü bazen vücutta çıkıyorsa, bu kişilerde bu hastalıkları da düşünerek o yönden inceleme yapıp önlemler almak, hı hı, gerekiyor. Mesela bu PFAPA sendromunda antibiyotiklerin hiçbir etkisi yok. Bir doz prednizolon steroid yapmak suretiyle inanılmaz şekilde bir gün içinde ateşi hastanın düşebiliyor. Evet. Ama bunun için ancak biz 6. 7. günde ayılabiliyoruz. Tanı çok yani devam ediyor. Evet. Antibiyotikleri yüklüyoruz. Hı. Aa, netice alamıyoruz. Acaba altında başka bir şey mi yatıyor deyip araştırmaya girdiğimiz zaman karşımıza bunlar çıkabiliyor. Hı hı. Onun için uzayan ateşlerde, antibiyotiklere cevap vermeyen ateşlerde doktorla muhakkak temasa geçerek, evet, bu konularda da
bilgi almak veya inceleme yaptırmak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Sonuna geldik, verdiğiniz bilgiler, mesajlar için tekrar teşekkürler. Yine bir başka programda buluşmak üzere. Umuyoruz. Ben televizyon izleyicilerine güzel günler, iyi günler dileyelim. Değerli izleyenler, bize iyi günler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte ekranlarınızın karşısında olacağız. Hoşçakalın.